istiyorum. Evet, birinci cümlemiz. Baş başa vermiş, çocukların sorunlarından söz ediyorlardı. Söz ediyorlardı yüklem. Kim? Onlar. Neyden? Çocukların sorunlarından, yer tanımlayıcısı ya da dolaylı tüm meş diyoruz. Nasıl söz ediyorlardı? Baş başa vermiş, baş başa vermiş halde zar tümleci. Peki, kim söz ediyordu? Onlar. Öznemiz belli. Peki bu cümlede nesne var mı? Yok. Nesne alabiliyor mu? Onu söz ediyorlardı. Olmadı. Nesne de ne yapamıyor arkadaşlar? Alamıyor. Dolayısıyla bu cümle çatı bakımından etken ve geçişsizdir. İkinci cümleye bakalım. Doğu felsefesiyle ilgili hemen her kitabı okumuştu. Okumuştu yüklem kim? O özne. Neyi okumuştu ya da ne okumuştu? Doğu felsefesiyle ilgili hemen her kitabı okumuştu nesne. Bu cümlede özne de nesne olduğu için etken ve geçişlidir diyoruz. Peki. Televizyondaki kültür sanat programlarını sürekli izlerdi. İzlerdi yüklem kim? O. Neyi? Televizyondaki sanat programlarının nesne. Nasıl? Sürekli zar tanımlayıcısı. Peki. Cümlede özne vardır, etkendir, nesne de olduğu için nedir arkadaşlar? Bu cümle geçiştedir. Bir sonraki cümleye bakıyoruz. Arkadaşları bu kadar sorumsuz davranmasının nedeni bir türlü öğrenemediler. Evet, kim öğrenemedi arkadaşlar? Arkadaşları. Neyi öğrenemedi? Bu kadar sorumsuz davranmasının nedenini, nesne, nasıl, bir türlü zarf tanımlayısı. Bu cümlede hem özne hem de nesne vardır. Dolayısıyla etken ve geçişli bir cümledir. Çocuğu bu okula kaydettirmek için çok uğraştı. Uğraştı yüklem kim? O gizli özne. Niçin? Çocuğu bu okula kaydettirmek için. Zarf tanımlayısı ne kadar uğraştı? Çok. Bu cümlede özne vardır, etkendir. Ancak nesne olmadığı için bu cümleye biz geçişsizdir diyoruz. Derinliği olmayan cümleler daha kolay anlaşılır. Anlaşılır yüklem. Anlaşılan ne? Derinliği olmayan cümleler. Nasıl anlaşılır? Daha kolay. Peki, derinliği olmayan cümleler kendi kendini anlayabilir mi yoksa bir başkası tarafından mı anlaşılıyor? Tabii ki başkası tarafından. O zaman bu özlemi sözdedir. Ve bu cümle edilgendir. Nesne de olmadığı için geçişsizdir diyoruz. Evet, bir sonraki cümlemiz. Güçlü anlatım sağlam bir düşünce yapısı gerektirir. Gerektirir yüklem. Gerektiren ne? Güçlü anlatım özne. Ne gerektirir? Sağlam bir düşünce yapısı nesne. Bu cümlede hem özne hem de nesne var. Dolayısıyla etken ve geçişlidir cümlemizin çatısı. Kısaltılarak anlatılan bir düşünceyi hemen herkes anlayabiliyor. Anlayabiliyor yüklem. Anlayabilen kim? Hemen herkes özne. Neyi? Kısaltılarak anlatılan bir düşünceyi nesne. Bu cümlemizde de hem özne hem de nesne var. Cümle etken ve geçişlidir. Sanatçı sözcükleri seçip yan yana getirirken onlara kendi damgalarını vuruyor. Kendi damgalarını vurmak. Arkadaşlar bakın, damgasını vurmak deyimdir. Kendi damgası, bu bir tamlama olduğu için deyimin ismiyle birlikte dönüşü yüklemli tamlama kurmuş. O halde yüklem kendi damgalarını vurmak. Peki kim da kendi damgalarını vurur? Sanatçı. Ne zaman? Sözcükleri seçip yan yana getirirken. Zarf tanımlayısı neye? Onlara. Dolaylı tümleci. Bu cümlede özne var mı? Var. Nesne var mı? Yok. Etken ve geçişsiz oluyor. Bir sonraki cümlemiz. Üslup sanatçının kişiliğini yansıtan bir aynadır. Nasıl aynaymış? Sanatçının kişiliğini yansıtan bir aynaymış. Bu bir sıfat tanımlamasıdır. O zaman yüklemimiz tamlamadan oluşuyor. Ne diye sorduğumuzda üslup cevabını aldık. Özne ve yüklemdir. Arkadaşlar, yüklemi fiil olmayan cümlelerde çatı özelliği aranmıyordu. Bu cümlede çatı özelliği aranmaz. Bir yazar düşüncelerini sınırlamadan özgürce yazmalıdır. Yazmalıdır yüklem. Kim? Bir yazar. Neyi yazmalıdır? Düşüncelerini nesne. Bakın, bir yazar özne. Düşüncelerinde nesne olduğu için bu etken ve geçişlidir. Peki nasıl yazmalıdır? Sınırlamadan özgürce. Evet, bu da arkadaşlar durum anlatan bir zarftır. Zarf tanımlayıcısı. Salt gerçeği anlatan yapıtlar okurları yeterince etkilemez. Etkilemez yüklem. Etkilemeyen ne? Salt gerçeği anlatan yapıtlar özne. Kimi etkilemez? Okurları. Nasıl? Yeterince. Bu cümlede özne de nesne de var. Cümle etken ve geçişlidir. Bir sonraki cümleye bakıyoruz. Mutsuz insanlar başkalarının mutsuzluğundan hoşlanır. Hoşlanır yüklem. Kim hoşlanır? Mutsuz insanlar. Bakıyoruz. Hoşlanma işini kendisi yapıyor ve bu işten de kendisi etkilendiği için dönüşlü bir fiildir ve dönüşlü çatı diyoruz biz buna. Dönüşlü çatı fiillerin bazılarında arkadaşlar ne yapmaz? Nesne bulunmaz. Ha, bir çoğunda bulunmaz belki. Bazılar diyor ki hiç bulunmaz. Hayır, bulunanlar var. Biraz sonra göreceğiz. Neyden hoşlanır? Başkalarının mutsuzluğundan. O zaman öge dizilişi özne, dolaylı tümleç ve yüklemdir. Çatı bakımından dönüşlü ve geçişsizdir.
Anlatımları günlük dile varmayan yapıtlar başarılı olamaz. Başarılı olamaz yüklem ne? Anlatımları günlük dile varmayan yapıtlar özne, arkadaşlar etkendir, nesne olmadığı için de geçişsizdir. Yaşamını başkalarının yönlendirmelerine göre sürdürmüştür. Sürdürmüştür yüklem kim? O özne. Neyi sürdürmüştür? Yaşamını. Nasıl? Başkalarının yönlendirmelerine göre zarf tamlayısı. Burada öznemiz belli ancak nesnemiz yoktur. Çatı bakımından etken ve geçişli. Evet, nesnemiz de var. Evet. Yaşamını sürdürüyor. Nesne de var. Etken ve geçişlidir. Peki bir sonraki cümle. Şiirin etki gücü okuyucuyu duygulandırmasıyla ölçülür. Ölçülür yüklem. Ölçülen ne? Şiirin etki gücü. Ne ile ölçülür? Okuyucuyu duygulandırmasıyla. Arkadaşlar zarf tamlayısı. Şimdi ne ile sorusuna cevap verdiği için bazı arkadaşlarımız buna edat tümleci diyebilir. Ben zarf tümleci diyorum. Eğer şıklarda edat tümleci görürseniz tabii ki onu ne yapar? İşaretlersiniz. Ölçülen şiirin etki gücüydü. Ölçen belli olmadığı için edilgendir. Bu da geçişsizdir. Unutmayın her edilgen çatı aynı zamanda geçişsizdir. Aynı cephede 10 yıl savaştık derken biz savaştık gizli özne. Nerede? Aynı cephede. Ne kadar savaştık? 10 yıl. Savaşmak işi karşılıklı yapıldığı için işteştir. Burada nesne olmadığı için geçişsizdir. Bir sonraki cümlemize bakıyoruz. Düğüne gideceğini öğrenince kıyafetlerini giyindi. Giyinen kim? O. Öznemiz belli. Peki ne zaman giyindi ya da nasıl? Düğüne gideceğini öğrenince. Zarf tamlayısı. Neyi giyindi? Kıyafetlerini. Arkadaşlar bakınız. Kıyafetlerini giyinmek diye bir birleşik fiilimiz yok. Burada giyinmek dönüşlüdür. Ancak neyi giyindi? Kıyafetlerini nesnedir. Demek ki bazı dönüşlü fiillerde ne yapabilir? Nesne bulunabilir. O zaman bu cümlenin çatısı dönüşlü ve geçişlidir. Evet, yeni cümlemiz. Savaşın çocukların iç dünyasını etkileyeceğine inanıyor. İnanıyor yüklem kim? O. Neye? Savaşın çocukların iç dünyasını etkileyeceğine dolayı tümleç. Bu cümle etkendir ama nesne olmadığı için geçişsizdir. Eşinin gidişinden sonra acıma ve sevme duygularını yitiriyor. Yitiriyor yüklem kim? O. İşi yapan belli etkendir. Ne zaman? Eşinin gidişinden sonra zarf tamlayısı. Neyi? Acıma ve sevme duygularını. Bu da nesnedir. Etken ve geçişlidir. Bir sonraki cümle. Kimi sözcüklerin anlam bulanıklığına yol açtığını vurguluyor. Vurguluyor yüklem kim? O. Neyi vurguluyor? Kimi sözcüklerin anlam bulanıklığına yol açtığını nesne. Bu cümlemiz etken ve geçişlidir. Yeni cümlemiz. Her ozanın şiiri belirli konuları içerir. İçerir yüklem. İçeren ne? Her ozanın şiiri özne. Neyi? Belirli konuları. Nesne. Bu cümle etken ve geçişlidir. Hayvan gücüyle çalışan kara araçları çok uzun süre kullanılmıştır. Kullanılmıştır yüklem. Kullanılan ne? Hayvan gücüyle çalışan kara araçları özne. Ne kadar? Çok uzun süre zarf tamlayıcısı. Şimdi kullanılmak eylemi arkadaşlar edilgendir ve bu cümle geçişsizdir. Varlıkların soyut özellikleri bu şiirde ön plana çıkarılmıştır. Çıkarılan ne? Ön plana çıkarmak arkadaşlar deyimdir. Ön plana çıkarılan ne? Varlıkların soyut özellikleri özne. Nerede? Bu şiirde nesne.